Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, İsrail-Filistin savaşında yeni gelişme yaşandı. Gazze'ye ölüm yağdı, Hamas'tan beklenen İsrail açıklaması geldi. Kıymetli izleyenler, İsrail'in Gazze bombardımanında 22. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7000'i geçti. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. İşte bölgede yaşananlar. Kıymetli izleyenler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 22. gününde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici dedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında vefat eden sayılarının 7703'e 3595'inin çocuk olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı, İsrail saldırıları sonrasında Gazze'de ölen personel sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu. Kıymetli izleyenler, Hamas'tan önemli bir açıklama geldi. Hamas, İsrail'in gece Gazze'ye 3 yönden başlattığı kara saldırısında ağır kayıplar verdiğini ve saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, düşman, Filistin direnişinin birçok cephede hazırlığıyla pusuya düştü. Saldırıları püskürtmek için Kornet ve Yasin füzelerini kullandık. Düşmanın bir kez daha denemesini bekliyoruz. İşgal güçleri yaralarını ve ölülerini savaş alanından tahliye etmek için helikopterlerini kullandığı ifadelerine yer verdi.